Evet, dün Ali Koç'u izledim. İzledin, neler hissettin hocam? Bir tıp adamı olarak, Bırak Spor yorumculuğu bir şey soracağım evet. sana. Normal mi değil mi? Çok şu evet. normal mi değil mi? Hocam Ali Başkan, bak biz bir de gerçekten açık ve net söylüyorum. Ali Başkan e, kendiyle kavga eder gibi kızarıyor, kıpkırmızı oluyor, kıpkırmızı oluyor. Bazen şeymiş. rengi normale dönüyor. Bu onun normal mi bu görüntüsü? Yani olabilir ama yani Arkadaşlar sevgili YouTube izleyicileri şu anda stüdyonun arkasında bir bölümde bir çalışma var matkap sesi. Alışın. Böyle devam edeceğiz. Çünkü uyardık. Türkiye medeni bir ülke olması gerekirken bir kısım ayılar bunu yapmak zorundalar. Herhalde ki. Laf dinlemiyorlar. Eşinde de başvuracak halimiz olmadı. Tabii. Onun için böyle idare edeceğiz. Ama buradan çıkıp gideceğiz ya hocam. Buradan onu. çıkacağız. Onları uyaracağım ben ama. <laughs> matkap <laughs> ne yapacağız? hocam? <laughs> matkap. Onlarınki matkap da benimki darbeli matkap. <laughs> Şimdi Ali Bey'i izledim. Haklı evet. tarafları evet, evet. Şimdi bak dürüst konuşalım. Haklı tarafları var. Bu sene şampiyonluğa oynayan takımların hemen tamamında lehte ve aleyhte hatalar yapıldı. Fakat aleyhte yapılan hataların en fazla da Fenerbahçe'nin gadri olduğu, Fenerbahçe'nin zarar görüldüğünü itiraf etmek haklı zorundayım eski bir hakem olarak. Ve üstelik bazı yaklaşımları da daha haklı, haksız diyemiyorum. Hangi konu? var hakemlerinin hatası değil bu başka bir şey oldu. Geçen hafta özellikle Ankara gücü Fenerbahçe maçı ve Galatasaray Malatya maçında yaşanan 24 saat arayla yaşanan iki tane var operasyonu Fener'i mağlup ettirdi. Ha Fener kötü oynadı başka kötü goller yedim o kimseyi ilgilendirmez. Var operasyonu belli hakemlerin belki de Federasyon içerisinde hocam. illegal yapılanması. Aynen öyle hocam. Belki MHK'den bağımsız. Mutlaka Nihat Özdemir'den bağımsız. Bir junta diyelim junta. Gizli yapılanma. Feneri amaç burada hedef Fener değil. Hedef Türk sosyal yapısının dokusunun huzurunu bozmak. Bir şeyin huzurunu bozmak istersen o ülkenin tepesindeki sivil toplum örgütlerine yaparsın. Yani şöyle söyleyeyim Allah korusun. Bir suikast düşün tarihe bak. O camianın, o etnik grubun o meslek grubun en tepesindeki adama yaparsın. E şimdi Fendi. düşün. Bu hafta Fener Galatasaray oynanacak. Allah korusun. Çok ciddi bir hakem hatasıyla Fenerbahçe golü yerse. Çünkü artık telekomünikasyon çağındayız. 40 bin kişi statta seyrederken herkesin bu var. Oradan eşi dostu yazacak ya. Bir dakika 50 oynadı var çağırmadı dediği an. O 40 bin kişinin neler yaşayacağını ve yaşatacağını düşünebiliyor musunuz? Eğer hedef buyursa. Peki. çok Soru güzel. şu Bışar. Eee. Bir hukuk adamı olarak soruyorum sen bir hukukçusun evet. aynı zamanda Çarşamba günü saat 13 civarı 12 civarı hakemler açıklanıyor 16'da Ali Koç e, açıklama yapıyor açıklama yapıyor ama ha, şimdi diyecekler ki e, nereden geldi bu konu tamam Ali Koç daha önceden belirledi ama Ali Koç sonuçta çok akıllı bir adam tabi Çarşamba günü öyle saatlerinde hakemlerin açıklanacağını biliyor saat 16'da e, birden Fenerbahçe'ye yapılan hakem hatalarıyla başladı. Bu sence tesadüf mü yoksa abi, bu Halil Umutmeler'i... Melleri maçın hakemi Halil Umutmeler'i... baskı altına almamı psikolojik bir baskı mı? Şimdi ben bunu hocam Ali Koç'u çok başarılı buluyorum. Evet. Gerçekten. Neden? Ali Koç bu kadar iyi bir eğitim almış. Çok önemli yerlerde okumuş. Müthiş bir e, İngilizceye, muhtemelen başka dilleri de sahip olan, konuşabilen bir adam. Fakat bu kadar eğitimden geçip bu kadar Türkiye'nin saygın bir ailesini, saygın bir holdingini yönetip bu kadar başarısız olmak gerçekten çok ekstra çaba sarf eden bir şey. isteyen bir iş. Şimdi Fenerbahçe taraftarı haklı. Bugüne kadar şimdi hayal şu. Manchester City'yi zenginler aldı. Hali ortada. Paris Saint Germain, Liverpool, Hakeza. Fenerbahçe taraftarı da tabii hayal kurdu. Fakat geldiğimiz noktada görüyoruz ki Fenerbahçe çok başarısız bir şekilde yönetiliyor ama bunu yapmak çok büyük bir başarı. Şimdi Ali Koç yaptığı açıklamalarda dedi ki organize bir mühendislik var. Hı hı. Geçen sene Fatih Terim ne demişti? Bu sezonun başında özür diliyorum. Geçen Ay, sene de demişti ama bu sene de düzen işini kullanmıştı. Sözünü kullanmış Or, o, o, kelimesini. Demişti ki bu sene organize ve amatör bir kötülük var dedim geçen sene ama bu sene amatör olduklarını düşünmüyorum. Profesyonel bir kötülük var dedi. 4 maç cezalı evet. sonra takimden 3'e indirdi. Hocam mühendislik nedir mühendislik? İnşa etmektir. Mühendislik uzmanlık değil mi? Özellikle ne? Orta sınıfın kapitalist düzeninin devamı için e, geliştirilen bir şey. Orta sınıf evet. e, zenginleşsin ve mühendislik uzmanlaşmış işçi. Doğru. Şimdi siz ne diyorsunuz Ali Koç olarak organize bir mühendislik var. Şimdi Ali Koç kendince... Daha bir kibarını sakın. söylüyor sözde. Kelime bak, oyunu bak, yapıyor. Ali Koç'un o kelime öyle oyunlarını ben kulağıma damlatıyorum buraya. Öyle bir dünya yok. Ufak tefek kelimelerle oynayacaksın. Cezadan kaçacaksın. Fatih Selim Fenerbahçe derbisinde var mıydı? Yoktu. Şimdi Ali Koç da orada olmayacak. Bu bir. Bu, nasıl olmayacak? Locasında nasıl olur o evladım. Yetişmeyecek maalesef. Ama bundan sonra... Locasında olabilir ama ceza alsın. En, en az 4, 4 maç ceza alması gerekiyor. Hukuk, adalet varsa ki var. Buna şüphemiz yok. Ali Koç tribünde olsa ne olur olmasa ne olur ama fark hocam. Fark etmeyecek cezayı alacak. O zaman... Hayır bak Ersun Yanal'ın saha içerisinde olmasıyla Onu geçen hafta söylemiş, ona geçen hafta söylemiştim zaten. Ya da olmaması arasında çok ya fark Ersun var. Ersun Yanal bir hakeme şerefsiz diyor. PFDK sevki yok. Onu konuştuk. Bu çifte standartta konuştuk ne yazık ki. Şimdi ben Ali Koç'un ciddi anlamda bir e, Fatih Terim'e karşı böyle bir gizli hayranlığı olduğunu düşünüyorum. Ciddi anlamda bir sempatisi olduğunu düşünüyorum. Acaba. Ali Koç'un. Tabii Ali Koç'un. Bu lafları çalarak, bu söylemleri çalarak, bir tek aklıma bu geliyor. Sana bir şey söyleyeyim. Şimdi, mi? Sana çok büyük bir tepki var. Bu arada onu da söyleyeyim. Dijital medyada, sosyal medyada dün Sayın Ali Koç konuşurken, Galatasaraylı taraftarlar acayip savunuyorlar. Sağ olsun. Diyorlar ki mesela dün işte Ali Koç'un basın toplantısından önce işte şey yazmışlar. Ali Başkan ne konuşacak diye. Senin geçen haftaki o iğrenç, benim sana hiç yakıştıramadığım, gerçekten hani yanlış anlama dediğimi, hani spor basın ahlak sızlığı olarak niteledim. Çok özür diliyorum. Ama öyle. Ne? E, Ali Koç'un ağlama sesini verdi. İşte Ali Koç basın toplantısı. Şimdi bir şey soracağım diye. sana. Bir saniye, Ali Koç düğün. Bir saniye bir Buyur. bitireyim. Tamam. E, Ali Koç ne konuşacak diye herkes yazmış. Bütün herkes bir şey koymuş. O konuşmasını. Fenerler de sana yani bütün herkese tanışmış sen senin ailendeki ailende kim varsa. Şaka ben de, var yani, bu Ahmet Hoca ile. Şimdi Ali, herkesle Ali e, yani. Ali, Ko mu? Koç, Ali Koç pek çok medya mensubunu topladı. Evet. ...ne konuştu desem... ...biz hocamla kendi aramızda konuştuk ne konuştuk diye. Yaklaşık bir saat bir buçuk saat sürdü mü? İki saate yakın yani sürdü. Ya da evet. Yine aynı şeyler. Yine ağlama sesi. Kulaklarda tıngırdayan bir ağlama sesi sadece. Şimdi Ali Koç hocam ne yapıyor? Halil halil Umutmeler... ...saat 1'de açıklanıyor. Amaç ne? Saat 4'te toplantı yapacak... ...ve gidip... ...ne yazık ki ya? Halil Umutmeler'i... ...meyletmeye çalışıyor hocam... <laughs> Neye çalışıyor oğlum? Meletmek. Meletmek nedir bilir musunuz hocam? Kuzular meler. Me -e -e yaparlar. Amacı o, soy isminin hakkını verdetmek. Ama biz, hayır ulumut meleri edilmeyeceğiz. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Bir daha söylüyorum. Çok ilginç bu Sen canavar yarattın. Bence ben, tamam. bak, bak, ben, ben canavar Aşağı. falan değil. Yaratmak ben canavar ad, falan Ben adil bir adam. Ben adil bir adam. Şimdi o kadar Ali Koç söylüyor. Ne diyor? Televizyonlara çıkalım, bütün başkanlar konuşalım falan vesaire. Şudur budur. Az önce ne dedim? Ali Koç gizli bir Fatih Terim hayranıdır. İstanbul Anlaşması'nı senin bilmem lazım Ertem abi. Tarih bölümü mezunusun. 1533. Neydi hocam? Avusturya Arşidük'ü Osmanlı Sadrazamına denk. Şimdi futbolun bilinmeyen, daha doğrusu yazılı olmayan ama herkese bilinen, tanınan bir kuralı var hocam. Özellikle son 20 yıldır var bu. Söylüyorum. Bu kuralı. Hazır olun. Sıkı durun. Fenerbahçe Başkanı Galatasaray Teknik Direktörüne denktir. Çok çok yanlış bunlar, çok yanlış. Bir dakika neden? işer Yanlış oldu bu tahrikçi konu. Neden? Şimdi, yok, yok, bir sakin. Yok. Bir Ahmet Hocam dinleyin sen, açıklıyorum. Sen, sen niye bağırıyorsun? Hocam buraya gelenim var ya. Allah. Bir dakika. Böyle ya, bir şey oluyor böyle. Bir hani... dakika. Ben toplantıda kalkıp 2 saat basın toplantısı yapacağım. Bu cümlelerime başlarken de Galatasaray rakip takımın başkanını değil de teknik direktörünü cümlelerini çalacağım sezon başından beri süre gelen defalarca da teknik direktörüyle kavga edeceksem eğer hiçbir şeye bakmaya formandaki yıldıza bak. Kim kime denk oradan anlayabilirsin. Bu yüzden eğer Ali Koç şimdi çıktı ya TSE'de de başkanlar toplanacak. Bence Galatasaray'ın yapması gereken Fatih Terim'i oraya temsilci olarak göndermek. Şimdi bak. Bir dakika, bir dakika. Çok enteresan bir şey söyledi. Ben, Dün Ali Koç dedi müsaade, ya, müsaade. E, Mustafa Cengiz müsaade. veya diğer başkanlarla müsaade. aynı masada oturmaya Bak, hazırım şunu diye. diyemeyiz. şunu diyemeyiz. Ben bu işlerin biraz sonra söyleyeceğim şeyi söylemesine karşıyım. Fikren nedir? Galatasaray Başkanı ile Fenerbahçe Başkanı eşittir. Ama maalesef haklı olduğu taraf şu. Bu seyre için demiyorum. Geçen yılda, bayram değil, sayran değil. Sayın Ali Koç, Fatih Hoca'nın aldığı maaşından... Faalite Hoca'nın sicili kabarık veya sabıkası Sicili kabarık, kabarık dedi, dedi. Sicili kabarık dedi. Aynen öyle. Bu laflarla yani bir Fenerbahçe başkanı kendisine hiç bulaşmayan Galatasaray Teknik Direktörü'nün milli takımdaki maaşını, Galatasaray Teknik Direktörü'nün kabadayı yakıştırması. Sen niye bulaşıyorsun? Bu niye sen konuşunca bu matkap devreye giriyor hocam? Çünkü birazdan onlar darbeli matkabı görecekler onun için. <laughs> sen konuşunca bu <laughs> matkap yan taraftaki bu e, matkap devreye giriyor. Ne bileyim. Yani, yani bu e, Ali Koç'un çok ciddi hataları var. kabul ediyorum. Kesinlikle. Hat hatırlar mısınız hocam? Haftalar öncesinde ben buradan canlı yayında dedim ki... E, ...Sayın Ali Koç, Sayın Mustafa Cengiz ve bütün kulüp başkanları... ...programımız size açık, buyurun gelin dedim. E, buyurun hadi şöyle. gelsin. Oradan bir takım muhabirlerle köller sarlar birbirini ağırlar konuşmak kolay. Muhabir e? değil ki. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin eski abilerimiz orada olacak. Hani... E, Hayır, yaşını başına almış diyorum. muhabir abilerimiz olacak TSE'de TSYD'de. Oradaki, dün oraya basın, basın toplantısında. Ya. Yani orada mesela Ahmet Çakar gibi birisi olmayacak. Bak bir orada şey orada söyleyeyim senin mi? gibi, orada Ali Koç, bileyim, Ali Sezliğim Koç Sezgin var gibi, ya. gibi, Devrim gibi. Ali Koç, Ali Koç e, koç, Sercan ya. gibi, Ertan gibi Buradaki boş olmayacak. koltuklara oturmaya korkar hocam. Yok şerif o kadar da değil. Bu işe Ahmet neler yapıyorsun? Ruhu, kardeşim kimse de... Bak yanlış. Ben... O zaman gelsin. Ben, müsaade Gelsin hocam. Tamam anladım sen gelsin diyorsun. Hocam yani buyursun gelsin. Tabii. Misafir kapımız herkes açık. Herkes Ama ben, açık tabii Ali Koç'un um. asla abi asla. Bir kulüp başkanından. Bir spor yazarından, bir spor yorumcusundan. Çakaldan, çukaldan, itten, köpekten korktuğunu falan inanmam. hocam bu kavga gürültü korkmaz değil. Her... Manevi korkmaz. Konuşma, dakika, diyalog, tartışma. Ali Koç her insan gibi yaradandan korkar eğer korkuyorsa. Onun Allah'la onun arasında. Bir de tabii mecburen kanunlardan korkmak Tabii Ben hiçbir şeyden korkmam hayatta. bir tek sonrası. kanundan korkarım. Tabii Bir ki. de maneviyatımdan korkarım yani. Allah benim aramda. Onun için ben Ali Koç'un öyle korkusu asla. Asla. Ali Koç'un kimseye gebeliği yok. Hocam kimseye gebeliği yok ama gelip öyle herkesin içinde konuşuyor gibi gösteriyor ya kendini. Gerçek bir futbol programına ben davet ediyorum. Ya onu. niye gelsin? O da diyor ki siz Geliyor, kimsiniz ben geliyorum. Basın geleyim? toplantısının diyorum. çıkışında gariban isim vermeyeyim şimdi. Gariban da kötü anlamda söylemiyorum Bu arada gariplik güzel bir hal olmaktır. Gülüşüyle alay etmeler, sen ne gülüyorsun demeler. Daha önce Ersin Düzene atarlı giderli konuşmalar. Çok güzel. Gelsin beraber konuşalım. Bunun sebebi çok açık. Ya bir Ersin de beraber saygısından konuşalım. Ersin saygısından saygı almıyor. Hayır orası tamam, TRT işte, kurumu Ersin normalde cevabı verir ama abi. Sen, sen dolayı, dolayı yapması gerektiğini ben belki sen de belki, sen, ben de, belki ben de onun gibi sen de öyle davranırsın. Söyleyeyim. Ben öyle davranmam. Gelsin yapsın. Gelsin konuşsun aynı Yusufla <laughs> Ya burada... Şimdi ben her zaman söylüyorum. Sayın Başkan Ali Koç dahil, Mustafa Cengiz... E, ...Ahmet Nur Çebi... ...Ahmet Ağoğlu hepsine kapımız açık. Hocam... ...çok enteresan bir şey söyleyeceğim. E, benim eşim... ...Kansersiz Yaşam Derneği'nde... ...ve bu hafta Galatasaray'da... ...Malatya spor Maçı için... ...beş tane çocuğu... ...kanserli... ...beş tane çocuğu... ...ee... ...lojalar... ...bizim orada bir lojamız var ya... ...oraya aldık... ...Ertem Şenap Production... ...ee... ...Sevgili Oğuzhan'la beraber... ...Galatasaray'dan rica ettik... ...bu hafta Fenerbahçe'den rica ettim... ...tabii ki vermediler... ...vermediler... ...kanunen vermek zorunda mı? Ne? ...değil... ...bu sadece insan. ...kanun mu daha var? önemli... ...vicdan mı Tabii daha ki önemli ...tabii ki hayır... İkisi de çok önemli... ...çünkü kanunlar da zaten vicdana vicdan yaralanması diye Fikarsın çok güzel bir ki. Bu kanun ne diyor? Çalmak suçtur. Adam öldürmek suçtur. suçtur. Adam yaralamak Toplumsal suçtur. Değerler Toplumsal değerler değerler ve kamu vicdanı zarar görmesin diye yasa yapıcı yasayı yapıyor. Evet. Bütün toplumlarda böyle. Muhtemelen ilk çağlarda da öyleydi. Ne diyor işte <laughs> öldürürsen seni öldürürüm diyor da asıyordu. Şeriat kanunu oluyor. İşte İran'da veya orada görüyoruz. Adam öyle. öldürdü. Mü, i̇bret Alem için e, Asıyor seni vinçle ve halkta evet, evet, görsün. Evet, evet, evet. O ayrı bir tartışma konusu. Asmak doğru değil. O ayrı bir tartışma konusu. Ama şu var. Ben yakıştıramadım Fenerbahçe'ye. Beş tane kanserli yazdığımız evet. için. Hayatlarında bir daha belki de hiçbir zaman gidemeyecekleri bir mekana. Tabii. Üstelik Tabii. Gibi dünya, Fenerbahçe gibi dünya derbilerinden birine. Belki de yaşamlarının son döneminde. Belki de bu sıkıntılı mücadele yıllarında, günlerinde, aylarında. Onlara destek, manevi destek olacak bir operasyona izin vermemesinden dolayı. Fenerbahçe yönetimini şiddetle kınıyorum ama yaptırımı yok. Yok tabii. Yok. Ben Ali Koç'u kime benzetiyorum biliyor musun? Ya, Ali Koç da bence bak, çok bak ama da onunla alakalı sadece şunu söyleyeyim. Bir ayıp oluyor adama yani yok, sürekli yok, bak. Ali Koç, bak. Koç, Şimdi bu, Koç. Bunu görünce ben daha net bir şey gördüm. Hmm. Ali Koç sanki böyle aileden gelen zenginliğiyle bu makamı almış ve hunharca kullanıyor Fenerbahçe makamını. Böyle iyi işleri kullansa keşke. Şimdi Öksüzler filmi vardır hocam bilir misin? Türk evet. sinemasında gerçekten çok önemli bir filmdi. Orada bir sahne var ben hiç unutmuyorum. O sahneyi görünce de hep Ali Koç aklıma geliyor artık. Ali Kocuk görünce ben. de o sahne aklıma geliyor hocam. Açmak zorundayım. Benim olacak fıstık. İnişem üstüne vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Hayır, hayır olmaz. <laughs> Babam çok. Delim, delim, delim. <gülüyor> <gülüyor> hocam yanaklara bakın. Ne olur. Hocam yanaklara bakın lütfen. Yanaklardaki kızarıklık. Bir şey söyleyeceğim. Telefonu öyle gösterme ya oğlum, sıkıntı Ya oluyor. ne yapıyorsun? Bak oğlum. o telefonu öyle gösterme sıkıntı Aman, oluyor. Ama geçen başımıza gelebiliyorsunuz. Telefonu göster. Hocam ha. Müjdat Yetkiner, Müjdat abiye Müjdat ne, dün. Müjdat'ın hiçbir suçu yok. Ali, Ali Başkan dün Müjdat Yetkiner'e ne, ne, ne? de baya böyle bir ne, şey bak, yaptı. Bak, hiç kimse konuşmasın. Müjdat Yetkiner yıllarını Fenerbahçe'ye vermiştir bir. Fenerbahçe'de O formayı herkes... sıklam etmiştir. Değil mi hocam? Ya, Müjdat Yetkiner yıllarca maçını yönetti. ...mahalleden de tanıdığım bir arkadaşımdır, dostumdur. Tartışır mısın Fenerbahçeliliğini? Yani profesyonel Müjdat, Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçeliğini... ...Abdülkerim Durmaz'ın Fenerbahçeliliğini... ...değil Ali Koç, Ali Şen, Ersun Yanal... ...belki Aziz Yıldırım tartışır ama diğer hiç kimse tartışamaz. Sen şunu sayarım. diyorsun... Aziz Yıldırım'la Müjdat Yetkiner hangisi daha büyük Fenerbahçeli tartışabilirim? Hangisi daha fazla hizmet etmiştir? Lehte lehte. Lehte lehte. O fark etmez. Abdülkerim. Ali Koç mu daha büyük Fenerbahçelidir Müjdat Yetkiner mi? Müjdat Yetkiner ya. Ali Koç Fenerbahçe ne yaptı kardeşim? Bana bir söyleyin ne yaptı? Ne yaptı? 17. yaptı hocam. İlk yarıyı Fenerbahçe'nin 17. Bir Bir şey mi dedim yalan mı? İnanmıyorum. Az. Tamam sakin. Ya böyle bir şey yok. Ya bir dur bir sakin ol. Sakin ol. Bir sakin. dur. Sakin. Sanki yalan söylüyoruz. Ben Müjdat'ı o yıllar şu andaki gençler hatırlamaz. Girin bakalım internete Müjdat kaç yıl Fenerbahçe'de oynamış. Kaç yaşından kaç yaşında oynamış. Milli takımda ne kodurmuş. Ben Müjdat'tan rica ettim. Müjdat dedim. Hatırlıyor musun? Şöyle bir aziz başkanın Ersun Yanal'la ilgili bir söyle. Bu aleniyet kazanmış. <laughs> mı? Bana şey bir yapma yapmadı. Bir dakika ya küfür etmedi. Hayır efendim, müjdat yetkiner. Bana gizli dosyaya kaldırılmış, gizli çekilmiş filan bank yıllar abi. önce Aziz Yıldırım tarafından Ersun Yaral'ın nasıl bir adam olduğunu, Ersun Yaral'la ilgili düşüncelerini söylediği aleniyet kazanmış, milyonlarca insanın görmüş olduğu şeyi benim arşiv sistemim olmadığı için müjdattan rica ettim. Rica Müjdattan rica ettim. Ha şu var. Müjdat'ta çok net koyuyor. Dün konuştuk hocam dedi. Ben Ersun Yanalı günahımı kadar sevmem. Ben de sevmem. Bir, ben Aziz Yıldırım'ın doğrusuyla yanlışıyla bu kulübe ciddi hizmetleri olduğunu düşünüyorum dedi. Hakkı mıdır? Hakkıdır. Ben Ali Koç'un um, belki de Aziz Yıldırım kadar hizmeti olamayacağını, başarılı olamayacağını düşünüyorum dedi. E şu anda mal haklı gibi görünüyor. Bak haklı gibi görünüyor. Müjdat Yetkiler ne yapmış? Ne ihaneti ya? Ali Sana Koca. mesaj göndermek. Bir, de, bir, bir spor programının. Mesaj göndermedi. Bak, bir spor programının müsaade eder onların söylediği. eder misiniz? Dün çünkü gazeteci öyle sordu. Bir dakika kardeşim. O bana mesajı şöyle gönderdi. Şimdi diyelim ki Müjdat Yetkiner maça çıkacak. Fenerbahçe'nin hocası olmuş. Borussia Dortmund'un hocası olmuş. Maça çıkmaya 15 dakika kala çocuğun biri oyuncunun birinde ağrı var. O anda da kulüp doktoru yok. Müjdat dedi ki Ahmet abi, Ahmet hocam Hatırlıyor musun? Doping stasyonuna girmeyen bir ağrı kesici var. Çocuğa vereyim maça çıkıyoruz 15 dakika sonra Fener Gansay maçına. Şimdi çok absürt bir örnek. Mesela diyorum. Ben istesem yayın esnasında çıkardım dışarı. İnterneti açardım. Az yıldırım Ersun Yanal lak diye bana kaset gelirdi. Tabii ki. Çok kayıt. Burada müjdat yetkilerin hiçbir suçu Ben müjdat yetkilerden değil arşivi kuvvetli bir başka arkadaşımdan da alabilirdim. Bu benim hakkım. Ha, Müjdat yetkiler bana gizli çekilmiş bir bant kaydını falan yollamadı. Gerizekalı mısınız siz? Gerizekalı mısınız? E, e, alayla soruyorum. Müjdat yetkiler. 3 sene önce aleniyet kazanmış. Dijital medyada milyonlarca insan tarafından izlenmiş. Üstelik kimin lafları bunlar be? 20 küsur yıl başkanlık yapmış Aziz Yıldırım'ın Ersun Yanal'la ilgili söylediği sözler. Hatta tek Aziz hesap sorun. Gidin o zaman yıldırma hesap sorun. Peki ben şimdi daha ileri gidiyorum. Bak görüntü de yok. Ama onu bulup koyacağım. Pazartesi akşamı veya pazar akşamı derin futbolda. Sayın Ali Koç ne diyor? <laughs> Siz bizim vizyonumuzu anlamadınız galiba. Bu lafı ne üzerine söylüyor? Ersun. Sayın Başkan. Dur kesme. Ersun Yanal takma Fenerbahçe'nin başına gelir mi? Böyle yapıyor Ali Koç. Ki... Yap, yaptığında eleştirmiyorum. 10 günkü düşüncesini. Sonrası eleştiriyorum. <laughs> Siz bizim vizyonumuzu anlamadınız galiba. Diyor. E gördük vizyonu. İşte Ersin Yanal. Bir ayak ayağında sarı bir ayağında mavi bağcık olan Ersin Yanal. <laughs> Sağ açıktan sol bek yaptın. 50 tane stoper aldın. Çıksam hepsinden iyi oynarım şu anda. Bir kaleci aldın bak bu çocuğa üzülüyorum ama şampiyon takımın kalecisi değil Altay. Ha deyin ki evet diye gördük Altay'ın yaptığı hatalardan kaybedilen puanları alt alta koyun. Bir de Muşlaran'ın yaptığı hatalarda koyun. Bir de Uğurcan Çakır'ı koyun. Biri, birileri kaç maç kaybettirmiş takımına? Birileri kaç maçı ölümden almış takımına? O Uğurcan iki tane maç hatırlarım ya 90'a gidiyordu. Uçtu herif ya. Fener maçını da çok ya Bir Birçok maçı Fener oynadı. Çok kuştardı. iyi oynadı. Dur. Çok iyi oynadı. Ben kötü bir şey demiyorum ki. Bunlar Ersun Efendi bunları alacak bu oyuncuları. Ya Dirar'ın ne sol bekliği be kardeşim. Ne sol bekliği. 40 tane oyuncu aldınız. 30 tanesi şu anda dünyanın hangi coğrafyasında yaşadığını bilmiyorum. Buyurun ben. <laughs> ya bir de şunu söyleyeceğim. Hani hmm. kusura bakmayın ama şimdi hocam. <laughs> ne? Tartışmış olabilirsin zamanında. Ne? Kimle? Hayır Ay. İlker abiyle İlker Yasin'le ama bugün İlker, İlker abiye İlker abiye evet. en ufak bir saygısızlık yapısı dışarıda birisi bir şey söylese ilk duracak kişilerden birisi Ahmet Hoca der ki durun. Kafa atar Siz ne diyorsunuz der? kapatmak falan Öyle değil. Öyle şiddet yapmam. Şiddet ya. değil ama hoca araya girer. Hoca araya bir set koyar. E, bugün Müjdat yetkileri eleştirmek. Bugün İlker Yasin'i eleştirmek. Bugün eski bir hakem Erman Toroğlu'nu Ahmet Çakar eleştirmek. Ya siz altınızda turuncu e, şortlarla Gezerken, ayağınızda lastik ayakkabılarla koşarken bu adamlar yeşil sahalarda oynuyordu. Tabii. Müjdat Yetkiner Fenerbahçe, Fenerbahçe tribininde yumruk şov yaptırırken siz daha babanızla da portakaldınız. Bunu hani bugün Müjdat Yetkiner'e laf söyleyenler için söylüyorum. Ben daha Kimine mücdet, göre müjdet, hata, müjdet, kimine göre değil. Ayır de Müsaade eder Müjdat abi bu ya, Koskoca, müsaade ya. Müsaade eder misiniz? Bir kısım Fenerbahçeli eski futbolcu ve başkanlar hariç Müjdat Yetkiner kardeşimin. Fenerbahçe'ye yaptığı hizmetler o alayının, o bacaksızların alayı kim üzerine alıyorsun? Paralı gazeteciler, parasız gazeteciler, sosyal medyada <laughs> troller. Ben kimseyi de hedef ha, Kim üzerine alıyorsa. Hepiniz toplayın. Müjdat'ın sol testi edemezsiniz. Sol testi. İsim vermiyorum. Kim? Ya yani siz kimsiniz lan? Müjdat, Yetkiner. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. 10 sene civarı. Artısı eksisi olabilir emin değilim. Fenerbahçe'de oynadı. Bir gün sakatlanmadı. Maç kaybetti ama bir gün kaytarmadı. Kendine domuz gibi baktı. Ve çok az paralar kazandı. Çok profesyonel mi? dedim mi hocam. Ya müjdat adamdır. Aile hayatı. Şimdi torun torba sahibidir muhtemelen. Yıllardır da görmüyorum. Ara konuşuyoruz. Ne yapmış müjdat? Ben istedim ulan ben. Müjdat bana şu şeyi yollasana dedim görüntüyü. Yollamayayım mı abi diyecek. E yarın bir gün benden maça çıkarken ilaç istedi diyelim. Doping listesine girmeyen bir kesici Yollamayın mı doktor olarak? Ben istedim onu da. Neyi istedim ya? Kozmik odanın bilgisi mi? Utanmaz adamlar. Başkanınız koskoca Aziz Yıldırım malı koymuş ortaya. Hepinize seyrettiniz bunu. Mal kim? Ben tekrar mal dedim yani ortaya koymuş malı. Neyin ne olduğunu anlatmış. Doğru. Benim laflarım değil ki kardeşim Ersun Yalan'ın lafları. Aziz Yıldırım'ın lafları. Sergen Yalçın... Eee Beşiktaş Trabzonspor maçında ne olur? Genç bir teknik adam, genç bir teknik Hüseyin Hoca. Genç var. mi? Genç mi? Ser Sergen Hoca genç değil mi? Ne genç. Sergen'in şu iki ay sonraki halini ben verdim içeriye. Onu koysunlar muhakkak. Gelsin bir ekrana. <gülüyor> <gülüyor> hayır, Ya <hayır. gülüyor> <laughs> yeah, bu iş ya. Hocam, ya, hayır. Bu, bu Beşiktaş Sergen Yalçın'ı yaşlandırdı. İki ay sonra bu adamın Başında tek bir tane siyah saç deli kalmayacak. Ya sen nasıl bir adamsın? <laughs> ya. Yaşama, yaşama. Adama yazık ettiniz. Ya sen nasıl bir adamsın? Adam mahvoldu. Adam sen normal değilsin. Beşiktaş'ın derdi bitmez. Yalnız hafta sonu ki maçta hakem kim hocam? Halil. Her şey. Fırat, Hangi Hangi? Fırat Aydınus. Fırat Aydınus. Fırat Aydınus. Beşiktaş Trabzon maçı. Beşiktaş Trabzon Aydınus. Spor Fırat Aydınus. Hocam, Aydınus. hocam Aydınus. son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında çok farklı bir yakınlaşma görüyorum. Özellikle sanki bu Trabzon maçında Beşiktaş Fırat Kalkan'ı operasyonu yapacak gibi geliyor bana. Allah Allah laflara bak hocam ya. Fırat Kalkan'ı, Trabzonspor'u yedirmeyiz. Değil mi hocam? Biz kimseyi yedirmeyiz. Hiçbir takımı yedirmek veya yedirmemek gibi öyle bir bizim Trabzon kendi adıma... Trabzonspor'un hocam hakkını savunmak sizin... Ben sadece... Ben bir hocam daha... bakın. Biz ben... niye Trabzonspor'un Trabzon hakkını siz savunalım nasıl, ya? Bir dakika hocam nasıl Galatasaray'la nam salmışsa Fırat Aydınus'la Usta Beşiktaşlı'ya nam salmış bir hakemdir Ertem Şener. Yediremezsiniz diye. Ben ben yok ben yedireyim falan demedim zaten. Ben bir şey demedim ki bana niye? Her her program sonrası Ulu Turu Aslan Galatasaray Hocam Fırat Aydınus Galatasaray Ahmet Çakar teşekkür Pardon. ediyor. <laughs> Son Fırat olarak Fırat Aydınus. A. Evet. Son ben. olarak buyurun beyefendi. Fırat Aydınus maçı yönetiyor. Evet. Var Ali Pala var. Hangisinin görevi daha zor? Tabii ki her zaman için sahada koşanındır ama şimdi bak sıkıntı var. Hakikaten. Mason Zekeriya'nın MHK'si. Beşiktaş Trabzon. Mason Zekeriya'nın MHK'si abuk subuk işler. Bak hala tık yok. Zekeriya abim. Mason musun değil misin diye sordum. Dört iş günü geçti tık yok. Ayıp bir şey değil suç da değil. Ben kötü bir şey demiyorum ki sana. Ben sana hakaret mi ediyorum? Türkiye'de yasal icraat gösteren bir sosyal yardımlaşma kurumu diyeyim uluslararası boyutu vardır. On üyesi misin değil Hocam bir, bir, dakika bunda ne var? Ben mason olamaz mıyım? Şöyle mason musun sen? Hayır değilim ama olsam sana ne? E söylüyorum zaten suç değil diyorum. Hocam niye diyor o zaman kazandırıyorsunuz adam. E, tamam, Tamam, Ben Masonluk ben, normal bir şey mi? Ben mason olsam Tabii, kime no, ne ya? Yasal bir şeydir. No, Yosal bir şeydir. Mi? Yani bence Abi yasal bir, şey olan Hocamı normal. Soruyorum, normal, Hayır, şey normal Mason yani mason lojaları var. Yok mu var? Var, var Hem de açık açık yazıyor. Bir de mason kardeşlerimiz mason dostlarımız. yok, lafım yok mason Bu şey zamanında değil. masonlar yönetmedi Allah, mi? Abi çok bu yanlış bir ifade bu, mi? Yok bu ülkenin kardeşim. başında başbakanlık yapmış, bakanlık evet. yapmış. Abi şimdi benim çok mason gibi özel özelliğiniz Hayır estağfurullah. Yani, ben yani kötü bir şey değil. MHK'nin evin mason yönetmesin. Onu soruyorum. Merak ediyorum. Mason demedim. Mason Mason yönetmesi masonluk suç Hocam, değil. Hocam masonlardan ne istiyorsun? Masonluk suç değil. Masonluk kötü bir şey değil. Sadece sordum. Zaten cevap veremediği için bir takım şeyler aklıma geliyor. Şöyle yapacak ya pazartesi günü. Pek tabii ki şu yıldan beri masonum. İşte 32. sıradayım. Şuyum diyebilir. Bana mesela birisi dese ki tabip odasına üye misin? Bir doktor evet. olarak. Evet üyeydim. Sonra istifa ettim veya etmedim. Söylerim bunu. Hani ne var bunda sene? Derim aynı zamanda. Ama ettim. Şu tarihte üye oldum tababet tabip odasına. Şu tarihte istifa ettim. Örneğin aidat ödememek için. Gerekçesini de koyarım. Efendim Kanarya Sevenler Derneği üye misin? Hayır değilim. Efendim evde köpek besler misin? Evet beslerim. Adı Tofi'dir. 8 yaşında bir kız dişi köpektir. Açıklarım. Niye, niye suyun altına giriyorsun Zekeriya yı? Ben niye girdiğini biliyorum da zamanla geleceğim zamanla. Hocam Efendim, son soru. Şey Halil Umut Meler. Evet. Meletçek diyor. Halil Umut Meler. Diyor. Fenerbahçe Galatasaray dergisinde. Evet. İçeriye ben verdim. Şu Galatasaray Fener maçının var odasını bir gösterseler. Var odası gelsin bakayım bir. Oğlum bu da Allah seni kahretmesin ya. Kahretmesin ya. Ya Allah sen ne biçim adamsın ya? Ya bu işler seni iyice ya, şaşırdın Şimdi bak hocam. Fenerbahçe Galatasaray var odasında. Bir dakika var odasında. Bir Kadir Bir de şöyle. Saat 1'de bir de evet. hakemler açıklanıyor. 4 evet. de sen baskı altına almak için kalkıp basın açıklaması yapıyorsun. Sonra o var hakemliğinden var odasından bir şeyler bekliyorsun böyle iyi şeyler bekliyorsun ama bu arada da basın açıklamanda artık operasyonlar var odalar üzerinden oluyor bekliyorsun ama bu arada da basın açıklamanda artık operasyonlar var odalar üzerinden oluyor diyorsun var odasını boş tutarlar hocam bunlar hocam var odasında İtlendir. Abdülkadir Bilgen Avar Adam, Mert Güzenge şey Serkan Olguncan Avar iki Avar bir var ya arkadaşlar. Kaç avarsınız, kaç varar bizimle? Davranlık yapmayın ki afi be kardeşim. Son. Son, Cüneyt Çakır niye Çaykur Rizespor Başakşehir maçına verdiler de? Onu pazar akşamı konuşacağız. İki derbiye vermediler. Zeko, Zeko, pazar akşamı. He. Konuşacağız senle. Hocam ha, Meliye, Halil Umut meleyecek mi? Cüneyt Çakır Rize'den uçağı mı kalkmayacak? Oo, Zeko, pazar akşamı. Edin, Edin. Zeko mu? Edin Ceko. Zeko. Zeko. Edinsek akşamı için wait mi? Hocam, tanteoş bekle. Galatasaray operasyon mu düzenliyor bunu? Ben öyle operasyon göreceğiz bakalım. Bir malı görelim bakalım. Bir malı Bitti. görelim bakalım. Sizi seviyoruz. <laughs> Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Bay bay. Bay bay.